Merhaba. Geçenlerde dünyanın en önemli tıbbi gelişmeleri konusunda bir sohbete katıldım. Sohbetimiz sırasında şu ana kadar gerçekleşmiş en önemli tıbbi gelişmenin ne olduğunu bulmaya çalışıyorduk. Bu konuda derinlemesine düşündükten sonra aşıların son derece önemli tıbbi gelişmeler olduğuna karar verdim. Aslına bakarsanız belki de en önemli tıbbi gelişmenin aşılar olduğunu düşünüyorum. Bana göre aşıları antibiyotikler takip ediyor. Aşılar ve antibiyotikler sayesinde insanlar olumsuz bir şekilde etkilendikleri hastalıkları tamamen ortadan kaldırma şansına sahipler. Çocuk felci düşünüldüğünde tam da bu noktadayız. Çünkü çocuk felci aşılama sonucu kazanılan bağışıklama sayesinde dünyanın batı yarım küresinden tamamen silinmiş durumda. Dünyanın bazı yerlerinde hala etkili olmasına rağmen yeryüzünden silinmesine çok yakınız. Şimdi size aşılamaların nasıl işlediğini anlatmak istiyorum. Çocuk felci için iki tane çok önemli aşı var. Birinin adı Sabin yani Sabin formu, diğeri de Salk'tır. Sabin çocuk felci aşısı ve Salk çocuk felci aşısı Peki bu ikisi arasında ne gibi bir fark vardır? Sabin formu canlı ama hastalık yapma yetisi azaltılmış virüsü içerir. Bu aşı oldukça etkilidir ve 3 doz uygulandığında etkisi %95'lere kadar çıkmaktadır. Az önce de dediğim gibi bu aşıda canlı ama hastalık yapma yetisi azaltılmış virüs bulunur. Bu aşıyı bulan bilim insanları virüsün hücrelerimize zarar vermesi yetisini ortadan kaldırmıştır. Bir kere daha kısaca tekrar ediyorum. Bu aşıdaki virüs vücuda zarar veremez. Sal kaşısında ise virüsün ölü formu kullanılmıştır. Yani virüs artık çoğalamaz bile. Bu aşı da oldukça etkilidir ve bir dozdan sonra %90, 3 dozdan sonra da %99 etkili olmaktadır. Bu iki aşı arasındaki önemli farklardan bir diğeri, Sabin aşısı sıvı yani içilebilen bir aşıdır. Salk aşısı da sıvıdır ama bunun kas içine enjekte edilmesi gerekir. Salk aşısı bir şırınga yardımıyla kasın içine yapılır. Şimdi bu aşılar arasındaki önemli farkları gördükten sonra biraz da avantajları ve dezavantajları hakkında konuşalım. Öyle değil mi? Evet, Sabin aşısı hem humoral hem de hücreye bağımlı bağışıklık sağlar. Salk ise humoral bağışıklık sağlamaktadır. Yani Salk hücreye bağımlı bağışıklığa yol açmaz. Peki, bahsi geçen bağışıklıklar arasında ne gibi bir fark vardır? İlk olarak humoral bağışıklığı inceleyelim. Bunlar hücrelerimiz, bu yeşil noktalarda vücudumuza giren çocuk felci virüsü olsun. Virüs dokular arasında bulunan sıvının yani vücudumuzun içinde geziniyor ve enfekte etmek için gözüne şuradaki hücreleri kestirmiş. Virüslerin hücreleri enfekte ettikten sonra kendi kopyalarını yaratıp bu sayede hızlıca çoğaldıklarını da hatırlayalım arkadaşlar. Vücudumuzda humoral bağışıklıktan sorumlu olan beyaz kan hücreleri vardır ve bunlara B hücreleri denir. B hücreleri çok havalıdır ve aynı zamanda benim favori hücrelerimdendir. B hücreleri antikor üretir. Antikorlar Y şeklinde tanıdıkları bir şey bulduklarında onlara yapışan proteinlerdir. Çocuk felci virüsü vücudumuza girdiğinde bu B hücreleri virüsü tanır ve onlara yapışacak antikorları üretir. Alarma geçen B hücreleri yardım da çağırır ve bu yardımla birlikte virüs ortadan kaldırılır. Evet, yardım geldi ve virüs öldürüldü. Harika değil mi? Buradaki problem virüs bir hücreyi enfekte ettikten sonra B hücrelerinin yapacak bir şeyi olmamasıdır. Yani bir B hücresi buradaki hücrenin yanından geçerken onun içinde virüs olduğunu anlayamaz ve yoluna devam eder. B hücrelerinin bir hücre enfekte olduktan sonra hiçbir şey yapamamaları humoral bağışıklığın dezavantajıdır. Şimdi bir de hücreye bağımlı bağışıklığı inceleyelim. Hücreleri yeniden çiziyorum. Bu sefer enfekte olmuşlar. Enfekte olmamış hücrelerden bir tane daha çizeyim. Şimdi B hücreleri bu hücrelere yardım edemez ama vücudumuzda T hücreleri adı verilen başka tip beyaz kan hücreleri vardır. T hücreleri hasta hücreleri tanıyabilir. Yani hastalanan bir hücre T hücresine yardım çağrısı gönderip ben hastayım bana gelip yardım etmen gerekiyor der. T hücreleri bu hücreleri iyileştiremez ama tehlikeyi ortadan kaldırmak için enfekte olmuş bu hücreleri öldürür. Bu olaya hücreler arasında gerçekleştiği için hücreye bağımlı bağışıklık denir. Bağışıklıklardan da bahsettikten sonra, sabin aşısı hem humoral hem de hücreye bağımlı bağışıklık kazandırdığı için daha etkilidir diyebiliriz. Salkın sadece humoral bağışıklık sağladığını bir kere daha hatırlayalım. Sabin aşısı pahalı bir aşı değildir. Ama enjekte edilen bir aşı, ağız yoluyla verilebilen bir aşıya göre daha masraflıdır. Sabin aşısının sağladığı bağışıklık insandan insana da geçebilir ve bu da oldukça faydalı bir şeydir. Biraz daha insan çiziyorum. Eğer canlı ama hastalık yapma yetisi azaltılmış virüsü alıp bu insana aşılarsak virüs bu insanda bağırsaklarda ve boğazda çoğalmaya devam eder. Ve bu insan virüsü buradakine bulaştırabilir virüs zayıflatılmış olduğu için zarar veremez. Ve bir insandan diğerine bulaşarak, bu insanların da bağışıklık kazanmasını sağlar. Salk aşısındaki virüsse öldürür. Bu yüzden de bu insan aşılandığında sadece kendisi bağışıklık kazanır, yani bağışıklığını başka insanlara geçiremez. Salkta bağışıklık bu noktada durur. Sabinde ise bu insanlarda virüsün onlara bulaşması sonucu bağışıklık kazanır. Daha büyük çaplı yani nüfusun daha büyük bir kısmına bağışıklık kazandırmak için Salk yerine sabin aşısı kullanılmalıdır. İnsanlara ulaşmanın zor olduğu yerlerde ağız yoluyla aşılama yapılır. Ama Amerika gibi insanların bulundukları yerlere daha kolay ulaşabildiğiniz ülkelerde herkese teker teker ulaşıp aşılamak daha kolaydır. Bu iki aşıya bir kere daha baktığınızda Sabi'nin daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz öyle değil mi? Devam etmeden önce, ah, aslında bunu daha önce söylemem gerekirdi ama bu aşıların hangisinin hangisi olduğunu isimlerine bakarak hatırlayabileceğinizi söylemek istiyorum. Yapmanız gereken tek şey ismi daha kısa olanın ölü olduğunu aklınızda tutmanız. İsmi daha kısa olandaki virüs ölü. Anlaştık mı? Evet. Şimdi bu tabloya bir kere daha bakıyoruz. Ve baktığımızda Sabi'nin daha avantajlı olduğunu düşünmek son derece de normal. Ama bu durum Sabin'in dezavantajı olmadığı anlamına da gelmiyor. Sabin kullanıldığında ortamda eğer başka bir enterovirüs daha varsa çocuk felci virüsü bu enterovirüstür. Buna ek olarak rinovirüs, ekovirüs ya da Koksaki virüsü de enterovirüstür. Ve bir insan ağız yoluyla çocuk felci virüsünü aldığında başka bir enterovirüse daha maruz kalırsa diğer enterovirüs bağışıklığa etki edebilir. Aşının zararsız olduğunu bilmeyen bağışıklık sistemi bu iki virüsle aynı anda savaşıp yorgun düşebilir. Ve böylece bu insan çocuk felcine bağışıklık kazanamaz. Dünyada sağlık hizmetlerinin iyi olmadığı yerlerde insanların birden fazla virüse maruz kalması çok büyük sorunlara yol açabilir. Ah başka bir dezavantaj her ne kadar nadir de olsa bir dakika bazı rakamlar yazmak istiyorum. Canlı virüsü alan 2,5 milyon insandan birinde canlı virüs değişim geçirip etkili olmaya başlayabilir. Olasılık çok düşük de olsa bunun da hala bir risk olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Virüs etkili olursa bu insan kolaylıkla çocuk felcine yakalanabileceği için bu aşının yani canlı virüsün bağışıklık yetersizliği olan insanlara verilmemesi gerekir. Başka bir deyişle, bağışıklık sisteminin yetersiz olması, virüse değişim geçirerek hastalık yapabilme yetisini geri kazandırmak için daha çok zaman vereceğinden, bağışıklık sistemi iyi durumda olmayan birinin asla ve asla canlı virüs almaması gerekir. Bir yaşından küçük çocuklara sabin aşısı verilememesinin sebebi de budur. Ha, hamile kadınlara da bu iki demografik gruba yakın olan bireylere de. Yani bir yaşından küçük çocuğu olan kadınlara ya da yaşlı ya da hasta büyük babasıyla birlikte yaşayan insanlara da aşının bu formu işte bu yüzden uygulanmaz. Yine de etki edebildiği ölçek düşünüldüğünde Sabin'in daha kısa sürede daha çok insana ulaşabildiğini de unutmamalıyız. Yani özet olarak bu iki aşı arasındaki farkı ve sebep oldukları avantaj ve dezavantajları bilirseniz, hangisini kullanmanız gerektiğine daha kolay karar verebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Allah'a ısmarladık.